Emremiz Hanım. Neredeyiz bugün? Şimdi salonumuzun bir köşesindeyiz. Ailem, herkesin bir ailesi var. Böyle kraliyet ailesinde filan koyarlar ya şeyleri, resimleri. Benim kraliyet ailem de bunlar. Bir tanesi şimdi yok ama onlar benim kraliyet ailem. Onlar benim ailem. Bir tanesi de burada. O da, bir de kedim var ya benim. Böyle o da noble woman. O bizi görünce kaçıyor, henüz denk gelemedik. Evet, o çok sakin bir ruh, çok. Onda hiç ne kıskançlık var, ne haset var. Bu biraz edepsiz ama bunun da edepsizliği şeyde, çok korkak. Bunlar küçük oldukları için çok korkak. Ama ben ve ailemin önündeyim. Odamın bir köşesi, yani oturma odamın, televizyon seyrettiğim, dostlarımla olduğum odamın bir köşesi. Bir köşesinde daha önce beraber çalışmıştık. Daha bir köşesi daha var. Oradan da inşallah çalışırız. Aslında çok çok sade ve çok ben olan bir evim var ve çok mutluyum onun içinde. Benim yine sorularım var. Buyurun, bekliyorum. Sizce hangisi daha gerçek? Kendimizi nasıl algıladığımız mı, yoksa başkalarının bizi nasıl algıladığı mı? Tabii ki kendimizi nasıl algıladığımız. Bizim kendimiz için, yani ben kendimden konuşabilirim sadece. Benim kendimi algılamam, bizlerin kendi kendimizi algılaması en önemli şey. Dışarıdan nasıl algılandığımız tabii ki bir yere kadar önemli ama neticede herkes görmek istediği şeyi görüyor bu hayatta. Ve herkesin gördüğü şeyi, duymak istediğini duymak gibi. Yani bir yerde konuşuyorsun, duymak istediğini duyuyor, senin söylediğini değil. Görselde de böyle bir şey oluyor. Onun için insanın kendini bilmesi ve kendi için olan algılamasında emin olması, güvenli olması. Bir ara şeyi konuşmuştuk, özgüven nasıl olur diye. Bu da bunun bir parçası zannediyorum, bilmiyorum demiştim. Çünkü o sırada siz birden sorunca insan bazen düşünemiyorsa, ona düşündüm ben onu. Başkasının görmesi değil, kendini görmesi çok önemli. O görüşte mutlu olması kendinle. Hata yapmaktan korkar mısınız? Yani zaman zaman korkmuşluğum vardır ama hata yapmaktan şimdilerde korkmuyorum. Çünkü şunu öğrendim ki hata yapmak yanlış bir şey değil. Hata yapabilir insan ve mühim olan yaptığın hatadan ve hata yaptığın zaman ne öğreneceğin o hatadan önemli. Ve çoğu zaman da insan hatalarından öğreniyor. Hata yapmayacağım diye heyecan yapmak bence yanlış bir şey. Çünkü hatalar yapıla yapıla, öğrene öğrene bir insan hayat yolunda yürüyebiliyor diye düşünüyorum. Peki mükemmel olmak ne demek? Bakış açısına bağlı, karşısındakine bağlı bir şey. Yani senin mükemmelinle benim mükemmelim aynı olmayabilir. Ve mükemmel olmaya çabalamak çok boş bir çabadır diye düşünenlerdenim. Çünkü hiç kimsenin %100 mükemmel olabileceğini düşünemiyorum. Kendim dahil. Ben mükemmel değilim mesela. Yani mükemmel olmaya çabalamaktan ziyade doğru şeyleri yapıp doğru yollarda yürümek zaten kafi derecede iyi bir yola götürüyor insanı. Mükemmel ağır bir laf. Yani herkes kendi olduğunun en iyisine fokuslanmalı diye mi düşünüyorsunuz? Tabii ki, tabii ki, bravo. Sen daha güzel cevap verdin. Kendi olmak istediğinin ve olduğunun en iyisine fokuslanmak, iyi bir mükemmel olma yolunda yürümek diye düşünüyorum. Peki çoğu insan ben şanssızım, ah benim şanssızlığım kelimesini çok kullanır. Sizce siz şanslı bir insan mısınız?
herkes kadar şanslı ve herkes kadar şanssız bir insanım. Çünkü hiç kimsenin hayatı %100 böyle pırıltılar içinde, çiçek bahçeleri içinde geçmiyor. Benim de çok şanslı olduğum yerler var hayatta ama hiç de şanslı olmadığım yerler var. Bir evlat kaybetmek ne kadar bir ölçüde şanssızlıksa, ben de o şanssızlıklardan payımı almış bir insanım. Ben şimdi kendime nasıl şanslıyım diyebilirim ama buna mukabil çok şanslı derken, şans yanlış bir laf. Hayatta inişler, çıkışlar var ve bu inişlerde, çıkışlarda oradan ayağını vurup fırlayıp doğru yolda ay ben çok şanssızım, neler geldi başıma diyeceğine, bir dakika, bu da benim yolumda bana bir şey öğretmek üzere gelen bir hadisedir deyip fırlamak en doğrusu diye düşünüyorum. Şans, şanssızlık diye bir şey yok kimsenin hayatında. Çünkü herkesin hayatında ciddi inişler ve çıkışlar var. Size gelen mesajları ve yorumları birebir okuduğunuzu artık herkes biliyor. Evet. Ve size çok fazla iltifat da geliyor. Ama ben gelen eleştirileri de büyük bir tebessümle okuduğunuza çoğu zaman şahit oluyorum. Sizce eleştirilmek ne demek Semiramis Hanım? Eleştirilmek güzel bir şey aslında. Ben bakıyorum, okuyorum. Eleştirileri de okuyorum. Mesela geçen gün bana demişler ki ayağınızı niye altınıza alıyorsunuz, öyle oturmasanız. Bu bir tanesi. Allah'tan demeyeyim, benim şans yani güzel bir şey ki çok eleştiri almadım şimdiye kadar. Ama aldığım eleştirilerden biri mesela, niye ayağınızı altınıza, niye öyle oturuyorsunuz gibi bir şey oldu. Onun cevabını vereyim. Ben çok Asya'da yaşadığım için Asya'da koltuklar, bilhassa Tayland'da çok geniş. Böyle şu anda oturduğum gibi oturmam mümkün değil. Onun için ayağını altına alırsın, ya bağdaş kurarsın, ya ona göre bir pozisyon alırsın. Onların da oturma pozisyonları var. O kadar alışmışım ki otomatikman oraya gidiyorum ben otururken. Ve de çok rahat tabii. Yani çok rahat bir oturma şekli. Bir de öyle oturduğum zaman kendimi daha samimi, daha evimde hissediyorum. Evimde hissettiğim zaman da sizi de karşımda hissediyorum. Dinleyicilerimi ve seyircilerimi de karşımda hissediyorum. Biraz da bundandır herhalde. Yoksa bir saygısızlık, bir şey değil, terbiyesizlik değil yani. Onu bir eleştirilerin nasıl okuduğumu belirtmek isterim. Eleştirileri nasıl alıyorum? Hoşuma gidiyor. Çünkü her eleştiri bana bir şey öğretiyor. Oradan da öğreniyorum ben. Onun için beni rahatsız etmiyor. Ama bazen çok uçta şeyler olduğu zaman, o da onun fikri diyorum. Ona da gülümseyerek giriyorum. Rahatsız etmiyor beni. Yani öyle düşünüyorsa bir insan öyledir. Yapacak bir şey yok. O demek oradan görüyor. Bir de şu var. Yani aynalama diye bir şey var. Ben onu bir ara çok çalıştım. Mesela bir insan bir insana çok çok yalan söyler diye birisine bir eleştiri yapıyorsa, orada muhakkak bir geri dönüp kendine bakması lazım. Çünkü yalan söylemeyi nereden biliyorsun? Yani sen bilmezsen bir başkasını da nasıl görürsün? Bunları ben bir ara çok çalışmıştım ve doğru bulmuştum. Durup dururken bir insan, yok o kötü bir insan. Nereden biliyorsun? Yani sen kötülüğü bilmezsen karşısının kötülüğünü nasıl görebilirsin gibi. Eleştirilerde de mesela ben bazen öyle bakıyorum. Niye eleştiriyor bu çocuk beni? Belki kendi hayatında bir sıkıntı var. Yahut da kendini iyi hissetmiyor, kendini iyi görmüyor. Onun için ben de kendini görüyor diye görüyorum. Çok sık aslında takipçileriniz sizi ablanız Ajda Hanım'la da kıyaslıyorlar. Çok yanlış bir şey. Çünkü yani her insan kendi başına bir ruh. Kendi başına, kendi için özel, kendi için ve hayat için
özel deneyimleri yaşamak için gelmiş bir ruh. Bu kardeş de olabilir, anne de olabilir, baba da olabilir, her şey olabilir. Şimdi bizde çok yanlış bir kıyaslama oluyor. Çünkü ajdada kendi vazifeleri için gelmiş çok özel bir ruh. Hepimiz özeliz. Yani Ajda Hanım özel, Ajda özel diye söylemiyorum. Ben de özelim, sen de özelsin. Hepimiz kendimiz için bir şeyleri bitirmek üzere gelmişiz bu hayata. Benzemek, evet benziyoruz. Fizikman çok benziyoruz ama karakter olarak dağla deniz kadar ayrıyız. Ama kardeşiz. Bunu böyle bir kıyaslama olarak yaptığı zaman insanlar çok yanlış yerden baktıklarına inanıyorum. Çünkü herkes, ikimiz de mesela iki kardeş, ayrı ruhlar olduğumuz için kendi yollarımızda yürüyoruz. Kendi istediğimiz şeyleri yapıp, kendi istediğimiz şeylerde mutlu olmaya çalışıyoruz. Bu benim fena olup kardeşimin iyi olduğunu yahut da tam tersi onun iyi olup benim kötü olduğumu göstermez ki. Onun için de bir kıyaslama yapmaya lüzum yok. Semiramis Hanım, kin, intikam gibi kelimeler barındırıyor musunuz? Hayır, barındırmıyorum. Çünkü kin ve intikam hissi çok yorucu bir his bir kere. Yani en güzel intikam yahut da en güzel cevap kine ve intikama oradan çıkartılacak dersi alıp yürümektir diye düşünüyorum. Yani kinlen bir elinizde bir kibrit kutusu olduğunu düşünün ve kibritlen yangın da çıkarabilirsiniz, yemek de pişirebilirsiniz. Ben yemek pişirmeyi seçenlerdenim ve o yemek beni tatmin edecektir, doyuracaktır, bana güzel hisler verecektir. Öbürü sadece yoracaktır. Ve yanlış bir reaksiyon olacaktır. Ben öyle bakıyorum. Çok yakın bir arkadaşınızdan aldığımız bir tüyo var. Sevdiklerine asla laf söyletmez dedi. Hiç. Hiç bir zaman. Yani dünyayı yakarım benim sevdiğime laf söyleyen olursa. Sevmem. Çünkü sevmem. Benim sevdiğim insan, benim sevdiğim insandır. Benimle dost olmak isteyen bir insanın benim sevdiklerimi kabul etmesi lazım. Ben kendi başına bir varlık, tabii ki kendi başıma bir varlığım bu hayatta. Ama yürürken benim yanımda olan insanlar var. Ve o insanlar benim için çok değerli. Çok çok değerli. Kimisi... Hayat bir tren gibi biliyor musun? Bir trene binersin, hayata gelirsin, bir trene binersin. Önce trende ailen vardır, ailenin yakınları vardır ve onlarla seyahat etmeye başlarsın. Sonra her durakta o tren durur. Arkadaşlar büyüdükçe arkadaşlar biner o trene. Bir arkadaş biner, iki arkadaş biner derken daha olgunlaşırsın. Dostlar binmeye başlar. Ve bu demek değil ki yani her arkadaş olduğundan hayatın boyunca beraber olacaksın. Ama o dostluklar çok önemlidir, o trene binen dostluklar. Benim için en azından. Tabii ki arada inenler olur. Bir sebeple ailesini görmeye gidiyordur, çocuğunu görmeye gidiyordur. Neyse bunlar mecazi manada tabii. Ama hayatta o trende yaşadığın sürece çok az kişi kalır sonunda. Bunlara da dost denir. Sen inmeden, ben inmeden benim dostlarımı beğenmeyen insanlar benim için yoktur. Benim dostlarım çok önemlidir. Kendim kadar önemlidir. Doğrudur o benim arkadaşımın söylediği. Bunların da tecrübesini birçok insan yaşamıştır yanımda. Birçok insan derken dostlarım. Yani ortalığı yıkarım. Konfor alanınızdan çıktığınız zamanlar olur mu? Konfor alanından evet. Her gün çıkmazsın konfor alanından. O insan hepimizin bir konfor alanı var.
Ama mesela benim çok bariz şekilde çıktığım bir devir yurt dışında iş yapmak. İstediğim zamanki devirdir. Çünkü hepimiz yapıyoruz bunu. Konfor alanından çıkmak bize çok korku veriyor bir yerde. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Ya yapamazsam, ya rezil olursam, ya bilmem ne diye. Çok yanlış bir şey. Ben de mesela çok gençken zaman zaman böyle korkular geçirdiğim zamanlar olmuştur. Ama çıktığım zamanı da bugün dönüp baktığım zaman, çıktığım zaman mesela benim dışarıda iş yapmaya karar vermemdi. Lisan bilmiyordum. İlk defa oralarda yaşamaya karar vermiştim. Karar ben kendi başıma değil. Hayatım beni oralara götürmüştü. Ve orada bir karar vermem lazımdı. Ve o karar konfor alanımın tamamen dışında bir karardı. Ve kendi kendime sordum. Sen yapabilir misin bunu? Bir tanesi içimden bir ses, hayır yapamazsın, dur bir dakika filan derken, öbürü neden olmasın? Konfor alanından çıkarken daima iki ses duyarsın. Bir tanesi yapamazsın der. Bir tanesi de olabilir, niye olmasın der. O cesur olan taraf. Öbürü korkak olan taraf. Ben mesela orada o cesura takıldım. Ve iyi ki takılmışım. 17 sene uluslararası bir başarıya imza attım. Çok önemli bir şeydi. Yani şuraya geliyoruz ki konfor alanından çıkmak zor bir şey. Ama o kararı verme anına geldiğin zaman da o iki sesten birini dinlemek lazım ki bence biraz cesaret hayatta her zaman deli cesareti demiyorum. Akıllı bir cesaret seni her zaman ileriye götürür diye düşünüyorum. İçinizdeki çocukla konuşur musunuz sık sık ve son zamanlarda neler söylüyor size? İçimdeki çocukla tabii konuşurum. İçimdeki çocuk böyle 8-10 yaşlarında duruyor bir kere. Orada onu bir belirtelim, altını çizelim. İçimdeki çocukla konuşurum. Son zamanlarda çok eğleniyoruz beraber. İlk defa içimdeki çocukla bir yola çıktım ben, biliyor musun? Çünkü uzun zaman ben o çocukla oynamamışım. Uzun zaman. Çünkü neden? Çünkü ki hayat gaileleri, aile, eşinin işi, eşinin mesuliyetleri, sosyal mesuliyetler. Hiç o çocukla meşgul olmamışım. Onu da yeni fark ettim. Şimdi çocukla bir eğlenmek. Dedim ya, Luna Park'tayız hep beraber. Çok eğleniyoruz. İçindeki çocuğun sesini unutanlara tavsiyeniz ne olur Semrim Hanım? Unutmamak lazım. Katiyen unutmamak lazım. Ben orada yanlış yaptım. Yanlışımı da kabul ediyorum. Yani tip olarak, yapı olarak hep başkalarının, aman önce başkaları dediğim için bunu yaptım. Doğru mu? Hayır, yanlış. Onu söylemek isterim. O çocuğu daima beslemek lazım. O çocuğun yemek yemeye, oyun oynamaya ihtiyacı var zaman zaman. Ben o oyunları biraz fazla bırakmışım. Oldu. Bak, bu çocuk da öksürüyor o sırada. Çocukla meşgul olmak lazım. Çocuklar böyle kendi başlarına bırakılmaz, değil mi Tintin? Evet. Çocuğu hiçbir zaman bırakmamak lazım. Arada bir muhakkak farkında olmak lazım o çocuğu. O daha güzel, daha eğlenceli, daha hoş bir hayat oluyor o zaman. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ederiz daha doğrusu. Biz teşekkür ederiz. Değil mi Tintin? Yes.